Evet arkadaşlar, Xiaomi Airfryer kutu açılımını inceledik. Biz biraz dayanamadık. Kutu açılımı bu şekilde. Yani bu gelen kutu, içerisinden çıkan kitapçı bu şekilde. Kitapçık ve tarifler çıkıyor. Ve içinden ızgarası çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Izgarayı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi airfryer'ımızı çalıştıracağız ve öncelikle dil ayarını yapacağız. İlk böyle fişe taktığınızda uyarı veriyor ama şu an hala kapalı. Şu yukarıdaki tuştan açıyoruz. Bu ortadakini kullanarak buraya geliyor, settings yazıyor. Buraya tıkladıktan sonra dil seçeneğine girip dilimizi değiştireceğiz. Türkçe desteği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık Xiaomi Airfryer'ımız Türkçe. Öncelikle herhangi bir şeye başlamadan önce tavsiyem bir kere bir boş çalıştırın. Çünkü yeni ürün her zaman bir yeni ürün olduğu için kokusu olur. Yani bir 5 dakika boş olarak çalıştırın derim. Yani buradan manuel seçip yani sıcaklığı seçip yani dakikayı da seçtikten sonra bir 2-3-4 dakika ortaya bastığınızda boş bir çalıştırın. Bu çalışma bittikten sonra tabii ki diğer pişirmelere geçebilirsiniz. Biz de birazdan patates olarak kızartacağız. Biz de birazdan ilk pişirmemizi yapacağız. Ama ondan önce size şöyle arkadaşlar içerisindeki menüyü göstereyim. Burası manuel menü. Burada manuel olarak sıcaklığı, dakikayı siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Fakat içerisinde patates kızartması için işte tavuk, balık, biftek, karides. Yani bu şekilde içerisinde kendi programları var. Buradan seçerek de işlem yapabilirsiniz. Biz şimdi ilk denememizi yapalım. Sonra görüşmek üzere.